Tamam. Evet. Risale-i Nur külliyatında müsbet hareket metodu. Kameranı da biraz şey yapsana böyle. Aşağıya burasına geliyor. Biraz da indir olmadı. İndir indir indir. Biraz aşağı insin. Tamam. Ha, tamam. Öncelikle birkaç tane külliyattan ve bu dersle alakalı ve de genel itibariyle olan birkaç vecize okuyacağız. Ne saadet ona ki onun bizzat iştigal ettiği ve hemmiyetle teşvik ve tavsiye ettiği Risale-i Nur ile Hizmet-i Kur'aniye ve İmaniye'de bulunan ve Risale-i Nur'dan dersini almış olan. Tarihçi Hayat 331'de geçiyor bu. Mücadelesiz, fedakarlıksız, ızdırapsız hiçbir dava kök tutamaz. Tarihçi Hayat 300, Tarihçi Hayat 636. Benim bedelmesiz Risale-i Nur'un bir kısım mühim fıkralarını neşredip bir cihetle nurcu olduğunuzu ispat ettiniz. Çuvalar 429. Umum risalelerin her parçasına ihtiyacımız olduğu gibi her parçayla birden görmeye şiddetli ihtiyacımız varmış. Barla layıkası 194. Bunları neden okudum? Öncelikle biz meşgul olduğumuz işin inceliklerini, esaslarını, mazisini bilirsek davamızda ve meşgul olduğumuz esaslarda, hakikatlerde daha fazla ciddiyete sebep olacaktır. Ben bugünkü ikindi dersinde de sizin söylemiş olduğunuz gibi bir cümle vardı. Her insanın mesuliyeti, iktidarı, ihtiyarı, salabeti, bir şey daha vardı, bir cümle daha. Salahiyet, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Bu dördünün nispetinde biz de davamızda mesulüz. Ve bu konuyla itibariyle müsbet harekette de bu kadar mesulüz. İhtiyarımız, iktidarımız, salahiyetimiz ve salabetimiz cihetiyle. Bu dördün bizde ne kadar inkişaf etmişse, ne kadar terakki etmişsek bu konularda, biz de müsbet hareketle bu cihetle bu kadar mükellefiz. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Nızai ilahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır. Vazife-i ilahiyeye karışmamaktır. Emir Dağ Layıkası 2, 241'de geçiyor. Demek ki burada bizim anladığımız, almamız gereken ders, vazife-i ilahiyeye karışmak, tevekkül etmemek, müsbet hareketi baltalayan mühim bir sebeptir. Çünkü kitapta ne yazıyordu? Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir, menfi hareket değildir, rızay-ı ilahiye göre sırf hizmet-i imaniye yapmaktır, vazife-i ilahiye karışmamaktır. Demek ki biz tevekkül etmezsek, vazife-i ilahiye karışırsak, tabiri caizse kendi vazifemizi bırakıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışırsak, biz o nispetle müsbet hareketten uzaklaşıp tehlikeli sulara yelken açmış oluyoruz. Yani menfi harekete doğru gitmiş oluyoruz. Devamında bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz diyor. Demek ki yaptığımız bir işin neticesi asayişi ihlal ediyorsa, hiçbir şey bilmiyorsak bile bu bizim müsbet hareket etmediğimizi gösteriyor. Hem bu içtimai hayatımızda, hem aile hayatımızda, hem de hizmet hayatımızda yaptığımız bir iş netice itibariyle düzeni bozuyor, asayişi ihlal ediyorsa biz bunu bilmeliyiz ki biz bu yaptığımız şeyle müsbet hareket etmeyip menfi hareket etmiş oluyoruz. Bu da yine Emir Dağ Layıkası 241'den anladığımız bir mana. Bağlı layıkasında lemalarda bir yer geçiyor. Madem manevi hacat-ı zaruriye istinad eden, manevi hacat-ı zaruriye istinad eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en mühimi ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadet ebediyenin anahtarı olan imandır.
ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette o vazifeyi gören ehli iman, herhalde küfran nimet suretinde kendine edilen nimet ilahiyeyi ve fazilet imani hiçe sayıp, sefihler ve fasıkların makamına sukut etmeyeceklerdir. Kendilerini aşağıların bidalarıyla, sefahatleriyle ulaştırmayacaklardır. Dilemalar 173'te geçiyor. Şimdi burada anladığımız manada ahir zamanın müezzini, musallisi olan üstadımız bu sebeplerle her şeyden evvel merkeze iman hizmetinin koyması, merkeze imanı ve imana hizmet meselesini koymasının sebebi bu. Çünkü Baral Laikası'nın dediği gibi şu zamanda en mühim vazife imana hizmettir. İman saadet ebediyenin anahtarıdır. Bu lemaların başında dediği gibi bir cümle geçiyor, anahtar bir cümle. Hacat-ı zaruri istinad eden manevi vazifeler var. Her insanın bir maddi vazifesi var, bir de manevi vazifesi var. Demek ki hacat-ı zaruri istinad eden manevi vazifelerimiz varsa, biz bu manevi vazifelerimizi istikametli bir şekilde devam ettirebilmemiz için her şeyden önce müsbet hareket etmemiz gerekiyor. Bizler ne kadar müsbet hareket edebilirsek manevi vazifelerimizi o cihetle istikametli bir şekilde yapabiliriz. Ama müsbet hareketten uzaklaşırsak bu manevi vazifelerde tökezlemeler, aksamalar, ihmaller de söz konusu olacaktır. İnsanın manevi felaketlere sürükleyen ve asıl vazifelerden alıkoyan şeyler şekavet ebediye sebep olmaktadır. Fakat iptal his sebebiyle bunlar şimdilik hissedilmiyor. Az önce burada dediği gibi kendini aşağıların bidalarıyla, sefahatleriyle bulaştırmayacaktır diyor. Ama biz menfi harekete yönelirsek müsbet hareketten bu defa karşımıza maddi ve manevi felaketleri sürükleyen şeyler çıkacak. Ve bunlar neticesi itibariyle de hem dünyada hem de ahirette şikayetlere sebep olacak, şikayetlere. Fakat biz bunu neden hissetmiyoruz? İptal his, gaflet sebebiyle iptal his olduğumuz için bunu hissetmiyoruz. Yani bir insanda gaflet ne kadar ağır basıyorsa, gafletin derecesi ne kadar yüksekse o insan o derece iptal his olmuştur. Yani artık ne yaparsanız yapın hissedilmeyecek bir şeye gelmiştir. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelseydi harekatın o cereyanları kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Hem üç mesele var. Bir hayat, biri şeriat, biri iman. Hakikat noktasında ve en mühimi ve en azamı iman meselesidir. En halis ve en selametli ve en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet Risale-i Nur şakitlerinin daireler içindeki kutsi hizmettir. Tarih-i Şeriat 291'de geçiyor. Arada bir paragraf var. Ben orayı almadım burada. Şimdi buraya da baktığımızda bu tarihçilerde geçen kısma bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi, bakın istisna bırakmıyor. Her şeyi diyor. Her şeyi kendi hesabına alır. Kendi hesabını aldığı için müsbet veya menfi olarak kendisini kullandırır. Burada bahsetmiş olduğu gibi faraza beklenilen bir asır sonra gelecek olan o zat dahi bu zamanda gelmiş olsaydı siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve bütün iman hizmetine yönelilecekti diyor. Nitekim de üç vazifeden bahsediyor. Hayat, şeriat, iman. Hakikat noktasında en mühimi, en azamı iman meselesidir. Çünkü iman saadet ebediyenin temel taşıdır. Bu cihete baktığımızda eğer iman olmazsa şeriattan zaten söz edemeyiz. İman olmazsa
mükemmel bir hayattan dahi söz edemeyiz. Dolayısıyla burada baktığımızda iman aslında bir tabirken, bir kavramken içinde hem şeriatı barındırıyor, kendi hayatı barındırıyor. Dolayısıyla iman ne kadar mükemmel olursa bir insanın hayatı da ve şeriatı da o cihette mühim ve mükemmel olacaktır. Ve bu burada en sonunda demiş olduğu gibi demek ki en halis, en selametli, en mühim, en muvaffakiyetli hizmet Risale-i Nur şakitlerinin dairesi içindeki kutsi hizmettir. Tabi bu kutsi hizmetinde birçok kapıları var. Bu kapıdan geçebilmek için de temel olarak müsbet hareket metodunu seçmemiz gerekiyor. Eğer müsbet hareket metodu olmazsa biz imanda da zarar edeceğiz, hayatta da zarar edeceğiz, netice itibariyle şeriatta da zarar edeceğiz. Ve şeriat demişken şunu da belirtmek istiyorum. Bir insanın aleminde şeriat var mıdır, yok mudur? Eğer bizim alemimizde, yani benim alemimde şeriat varsa, içtimai hayatta, yani ülkenin yönetiminde şunda bunda olmuş olmamış, bu çok bir şey ifade etmiyor genel itibariyle. Çünkü ülkenin yönetimi şeriatla olmuş olsa gene ben namaz kılacağım, gene yapmam gerekenleri yapacağım. Ama benim alemimde şeriat yoksa, ülkede dışarıda şeriat olmuş olmamış, bu çok bir şey ifade etmeyecek. Dolayısıyla biz hakikatleri ve şeriatı ne kadar ruhumuza, amelimize, alemimize yerleştirirsek o cihette de daha rahat edeceğiz. Peki müsbet hareket nedir? Bunu da kendimize sormamız gerekiyor. Ama bunlardan önce biz müsbet hareket nedir diye üstadımıza soruyoruz. Müsbet hareketin cevabını da lemalarda şu şekilde geliyor karşımıza. Müsbet hareket yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, başka mesleklerin adaveti, başkalarının tenkisi onun fikrine, ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Demek ki müsbet hareketten anlaşılan mana nedir? Emre uygun olarak hareket etmek, denildiği gibi hareket etmek, tahripkar ve tecavüzkar olmayan şekilde hareket etmek, yapıcı ve tamir edici bir tarzda hareket etmek, dolayısıyla da mizan, adalet ve insafa uygun şekilde hareket etmektir. Şimdi buraya baktığımızda da aynı zamanda sadakatin de bir manasını görüyoruz. Sadakat neydi? Denildiği gibi yapmak. İhlas neydi? Denildiği için yapmaktı. Dolayısıyla müsbet hareket de nedir? Sadakatin bir manasıdır. Aslında müsbet hareketi ben birçok şekilde kullanabiliyorum. Müsbet hareketi silip yerine sünnet-i seniye yazdığım zaman bu da manayı oturuyor. Müsbet hareketi silip yerine sadakat yazdığım zaman bu da manayı oturuyor. Yani hepsi aslında bunların aynı kapıya çıkıyor. Müsbet hareket, sünnet-i seniye, sadakat. Bunların hepsi birbirinin mütemmimi şeklinde. O onun içinde, bu da onun içinde. Fihi mafih gibi. Esasata dayalı, edinle ile temellendiren bir külliyet, bir bütünlüktür müsbet hareket. Lemalardan anladığımız manada. Bir de müsbet hareket, düşünün hangi esmaya bakıyor diye. Adıl ve Hakim isimlerine bakıyor. Müsbet hareket. Adıl ve Hakim isimlerine bakıyor. Hakim, iyi çekiyor değil mi? Evet, iyi çekiyor Rab, Hakim isimleri. Hikmet, Hakim. Hikmetle hareket etmek. Evet. Tabii bunun için de Edile-i Şeriye bilmek gerekiyor. Mesleğimiz itibariyle de Edile-i Nuriye dediğimiz muhakimatta geçen dört yere bakıyor. Onu buraya almadım ama muhakimat 49'da geçiyordu. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Evet. Esasatı kaybeden hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi ifrat ve tefsir düşer. Sonra hakikati... İzansız ve müvazenesiz olan çok aldanır, bir gün çok aldatır. Yani burada da müsbet hareketi biz bu dört şeye dayandıramazsak en tehlikelisi hem aldanacağız hem aldatacağız. Sırat-ı müstakimi göremediğimiz gibi rüyalarla vesaire şeylerle insanlar da aldatmaya sebep olacağız.
Ve dolayısıyla sırat-ı müstakiminden hem biz sapacağız, hem de başkalarının sapmasına sebep olacağız. Peki buraya göre, lemalarda geçen bu küçük bir paragraftaki tabire göre müsbet hareketi bozan şeyler nedir? Yukarıda ne demiştik? Kendi nefsinin muhabbetiyle hareket etmek. Müsbet harekette. Peki bunun menfi hareketi nedir? Kendi mesleğinden başka olan kimselere adavet etmek. Müsbet harekette ne demişti? Kendi mesleği muhabbetle hareket etmek, tamam. Başka mesleklerin adaveti ve tenkisi, bununla meşgul olmamak demişti. Peki bu menfi harekette karşımıza nasıl geliyor? Başkalarının noksanlarını araştırıp kendi noksanını bu sebeple görmemek. Tenkisi gayr ile kemalini izhar etmeye çalışmak. Yani bakın onların böyle kusuru var, onların böyle eksiği var. Onlarda bu var ama bizde yok şeklinde oluyor. Bu şekilde yani menfi hareket etmek insanı tekemmülden ve kemalattan ve de istikametli hizmetten alıkoyuyor. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Burada kastımda bir yere atıf yapmak gerekiyor. Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor, asabi sinirlerde inkıvaz hali başlıyor, öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Peki burada müsbet harekete bakan kısmı nedir? Menfi hareketle tevessül ederek maneviyata karşı da gabileşiyoruz burada. Nasıl ki maddi hava bozulduğu zaman insan sıkıntı veriyor ya, biz müsbet hareketten vazgeçip menfi harekete doğru yöneldiğimiz zaman maneviyata karşı gabileşiyoruz. Yani kafamız artık maneviyatı almıyor. Okuduğumuz şeylerden feyiz alamıyoruz. Kıldığımız namazlardan pek bir şey alamıyoruz. Dolayısıyla bunun neticesinde insanda bizlerde sıkıntı hali başlıyor. Ve yapmış olduğumuz manevi hizmetlerden de netice itibariyle haz alamıyoruz. Neden? Müsbet hareketi bırakıp menfi tahripkar harekete yöneldiğimiz için. Menfi hareket etmenin maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Evet, ben kendim gördüm, lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken âmi bir adam, beride ilme mensubiyeti varken eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Ahl-i Beyt'ten Seyitler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Şimdi burada nasıl yani müsbet harekete bakan kısmı nedir? Burada karşısındakini noksanlıkla veya farklı şekilde itham edip kendini kemalat ehli, mükemmel birisi gösterecek ya, burada almış olduğum nokta şu var. Evet, ben kendim gördüm, lüzumsuz bir merak ile, yani menfi hareket ile mütedeyyin iken âmi bir adam, berede ilmi mensubiyeti varken, demek ki ilim sadakat olmadan insana doğru ve müsbet hareket ettirmediğini buradan anladım. Eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Ahl-i Beyt'in Seyitler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Böyle âmi bir adamın alakasız bir geniş daireyi siyaset hatırı için böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyide tercih etmek acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip bir misali değil midir? Kastamonu layıkası 38'de geçiyor burası. Yani burada bir insan müsbet hareketi bıraktıktan sonra kendi fikrine muvafık olan artık nerede olursa olsun düşünce itibariyle, itikat itibariyle tamamen ters birisi bile olmuş olsa kendi fikrine muvafık olduğu için onu tercih ediyor menfi hareket sebebiyle. Burada da dikkat çeken başka bir yer, mütedeyyin ve alim birisi karşısındakini aynı vasıflara sahip olmasına rağmen bir nevi tekfir ediyor. Peki sebebi ne?
İkisinde de ilim var. Tekfir edende de ilim var. Fakat ilimde sadakat olmadığı için bu adam ilminle sadakatini muhafaza edemediğinden, ilminin kıblesine, istikametine koyamadığından müsbet hareket edemediği için netice itibariyle de çok vahim bir durum karşımıza çıkıyor. Buradan anlamış olduğumuz başka bir mana da menfi hareket eden insanın ilmi kendine faydalı olmuyor. Yani devasa ayaklı bir kütüphane de olmuş olsa bu insan menfi hareket ettiği sürece bu ilim sadece kendisine yük oluyor ve bu ilmi kullanamadığı için de bu ilmin sıkıntısını çekiyor. Menfi hareket etmek tarafgirliğe sebep oluyor. Buradan anladığımız başka bir mana. Menfi hareket etmek tarafgirliğe sebep oluyor. Tarafgirlik ise hak hakikati nazara almıyor, kendi fikrine muvafık, tam ters fikirli kimseleri bile kendisine yakın ediyor. Şimdi müsbet harekete dair böyle külliyattan kısa kısa cümleler okuyacağız. Uyutmuyorumdur inşallah, sıkmıyorumdur. Yok yok, çok güzel, devam et, çok güzel. Ahkamlar çıkmış, çok güzel. Çok şükür. Kutsi hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Biz kutsi hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Mektubat 419. Bediüzzaman ömrü boyunca müsbet hareket etmeyi düstur edinmiştir. Tarihçi hayat 216. Mesela burada üstadımızın hayatına baktığımızda mahkemelere giriyor, aklına birçok idam kararları için uğraşılıyor, sindirilmeye çalışılıyor, ölsün diye uğraşılıyor, zehirleniyor. Yani türlü türlü ezalar, cefalar çekiyor. Ama müsbet hareketi elden bırakmıyor. Şuaların 14. şuanın sonunda geçen o mahkeme müdafaalarında diyor, eğer Bediüzzaman talebelerin müsbet hareketi ders vermemiş olsaydı, bugün Afyon dağlarında talebeleri sizin vereceğiniz kararı bekliyor olacaktı diyor. Yani olumsuz bir karar çıkmış olsa, menfi hareketle o zaman bütün talebeler her yere böyle halı çıkma gibi dağıtmak için bekliyor manasında. Müsbet hareket etmek, kendi mesleğin muhabbetini hareket etmek, başka mesleklerin adaleti ve başkalarının tenkisi onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onunla meşgul olmasın. Lemalar 151. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir, menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet-i imaniye yapmaktır, vazife-i ilahiye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Emirdar 241. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamana dahil ve hariçteki cihadın maneviyedeki fark pek azimdir. Dahil ve hariçteki cihadın maneviyedeki fark pek azimdir. Burada şu da karşımıza geliyor. Müsbet hareket nedir? Yani ne olursa olsun elini kolunu bağlayıp sessiz sakin kalmak mıdır? Bu müsbet hareket değildir. Müsbet hareket aynı zamanda belagat manasındadır. Belagat nedir? Muktezai, mutavuk, muvafık hareket etmektir. Yani duruma uygun bir şekilde hareket etmektir. Yani düşünün ki birisi geliyor, biz işte evimizi yakmaya çalışıyor, bizi öldürmeye çalışıyor veya başka şeyler yapmaya çalışıyor bize. Biz müsbet hareket değil, elimizi kolumuzu bağlayıp beklesek bu müsbet hareket olmuyor. Müsbet hareket duruma uygun bir şekilde hareket etmektir. Burada bunu da belirtmek istiyorum. Ben tek başımla daha evvel aleyhindeki o kadar maruzlara karşı dayandığım, zerre kadar fütur getirmediğim o hizmet imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahrikatlarına, zulümlerine tahammül ediyorum. Emirdağ 243. Ey kardeşlerim, mesleğimiz tecavüz değil, tedafüdür. Hem tahrik değil, tamirdir. Kastamonu 77. Hayat içtimai beşeriyede bir çığır açan,
Eğer kainattaki kanun fıtrata muvafık hareket etmezse hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Demek ki hayat-ı içtimai beşeriyede bir çığır açan, bir yol açan, önde giden insanlar adetullah'a muvafık hareket etmezse, Cenab-ı Hakk'ın kainatta koymuş olduğu kanunlara uygun hareket etmezse hem terakki edemez hem de bu hayırlı işlerinde muvaffak olamaz. Peki neticesi itibariyle ne olur? Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Vay be. Lemalar 170 ve tarihçe hayat 184'te geçiyor buna. Tahrip kolaydır. Bir kibrit bir köy yakar. Müştehiyat ise nefisler taraftar olduğundan çabuk sirayet eder. Yani burada bununla dikkat etmek gerekiyor. Tahrip kolaydır. Bir kibrit bir köy yakar. Müştehiyat ise nefisler taraftar olduğundan çabuk sirayet eder. Yani bizim işte hani diyorlar, bana arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim. Kimle geziyorsun, ne okuyorsun, senin karakterini söyleyeyim şeklinde. Hepimizde nefsi emmare olduğu için, nefsi emmarenin mevkubu olmuş insanlarla arkadaşlık edersek, onlarla beraber olursak veya elimize telefon alıp, boşta kaldığımız zaman kitap okumak yerine şuraya bakayım, buraya bakayım, oraya bakayım şeklinde olursa, oradan oraya rak koyarak bizim istikametimiz, düşüncemiz şöyleyken tam böyle tam tersi yerlere girmiş olabiliriz. Çünkü evet. Her yaptığımız şeyde böyle araya makaslar atıyorlar, raylar koyuyorlar. Hepimizde nefs-i emmare olduğu için nefs-i emmare de lehviyata, hevesata ve müştehiyata taraftar olduğundan bizi alıp çok farklı yerlere götürebiliyor. Çok güzel. Bu da nerede geçiyor? Lemalar 78'de geçiyor. Tahrip tamirden pek çok defa ezheldir. Tabi bunun neticesinde de ne olacak? Biz tahrip olmuşuz. Artık bizi sıkıntı basmış. Kitap okuyamaz hale gelmişiz. Derslere gidemez olmuşuz. Tesbihatları bırakmışız. Okuyacaklarımızı okuyamaz hale gelmişiz. Tahrip tamirden pek çok defa ezhel olduğunu fiilimizle, halimizle, psikolojimizle göstermiş oluyoruz. Dalalet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için çoklar o yola sülük ediyorlar. Bu da başka bir deyişle. Dalalet yolu çok kolay olduğu için, tahrip olduğu için, tecavüz yolu olduğu için çok kimseler o yolda gidiyorlar, o yola sülük ediyorlar. Bu da nerede geçiyor? Lemalar 78'de geçiyor. Katıl ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için gayre tesirat yapar. Katıl, küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için gayre tesirat yapıyor. Yani bir şey yapmak zordur. Ama yapılan bir şeyi tahrip etmek, bir hizmeti dağıtmak çok kolaydır. Dolayısıyla kolay olan da insanlar kolaylığı gördüğü için o yolda çok rahatlıkla yürüyebiliyorlar. Ama bir hizmeti devam ettirebilmek, bir hizmetin ayakta kalabilmesi için mücadele etmek zor olduğu için o yolda gidenlerin sayısı daha az oluyor. Bu da lemalar 276'dan anladığımız müsbet hareket ve menfi hareketin mukayesesindeki son yer. Peki üstadımız muarızlarla meşgul olmuş mudur? Muarızlarına karşı müsbet hareketi terk edip onlara karşı nasıl bir tavır izlemiştir? Yani menfi hareket etmiş midir? Şimdi buna dair gene külliyattan birkaç yer okuyacağız. Müptedi hocalarla mübareze kapısını açmayın diyor üstadımız. Kastaman 242'de. Yani hocalarla mübareze kapısını açmayın. Buna dair daha başka yerlerde yine aynı manada geçen cümleler var. Yani buna üstad çok dikkat çekiyor. Hocalara, cemaatlere ve bize tecavüz eden, ilişen kimselerin reislerine ilişmeyin diyor. Onları çürütmeyin, ikili vesaire şeylere meydan vermeyin diyor. Çünkü ahir zamandayız. Ahir zamandaki Müslüman olarak bizler, bu hani yemekte kullandığımız kevgirler var ya, pilav falan karıştırdığımız. Ahir zaman bidaları, günahları sebebiyle o kevgir gibi delik deşik olmuşuz. Yani neresinden tutarsan tut, karşı taraf muhakkak görünüyor. Bu kadar şeyler varken ikiliye düşürmek, işte
karşı taraftaki başka bir hocanın muhabbetiyle dine bağlanmış, pamuk ipiyle bağlanmış olan kimseler de biz onları ilişerek, onları çürüterek, nazarlardan iskat ederek başka insanların da dalalete gitmesine sebep olabiliriz diye Üstad asla ikiliye yol vermiyor. Muhakkak bir bağlama yolu buluyor, kendisine tutuyor. Mesela hatıralarda geçiyor, Emir Dağ'dayken Üstad CHP'lere gidip onlara selam veriyor, halatı soruyor. Hamza Ermeni abi filan mesela merak ediyor. Ya bunlar bizden değil diyor, bizim gibi düşünmüyor diyor. Tamam zıt diyor. Hatta CHP'liler de bu şekilde Halk Partililer bunu söylüyor o zaman. Ya biz bu adamla farklı düşünüyoruz, neden gelip bize böyle alakada oluyor, muhabbet ediyor, selam veriyor diyor. Üstad bu şekilde hareket ederek onlara bir nevi kendini yakın tutuyor veya kendini onlara yakın gösteriyor. Ta ki onların böyle tahripkar hareketlerini en küçüğü en azı indirmek için. Emir Dağlı Harikasından şimdi başka bir yer okuyor. Kardeşlerim çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın sakın hocalarla münakaşa etmeyin. Mümkün olduğu kadar musallaha kerane davranın. Mümkün olduğu kadar musallaha kerane davranın. Enaniyetlerine dokunmayın. Bidat taraftar da olsa ilişmeyiniz. Karşımızda dehşetli zındıka varken müptedilerle uğraşıp onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. Bakın burası çok mühim bir yer. Müptedilerle uğraşıp, yani sofi mezheplerle uğraşıp onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerekiyor. Eğer bize ilişmek için gönderilmiş hocalar rast gelseniz mümkün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız, tartışma kapısını açmayın. İlim kisvesiyle itirazları münafıkların ellerinde bir senet olur. İstanbul'da ihtiyar hocanın hücumu ne kadar zarar verdiğini bilirsiniz. Elden geldiği kadar Risale-i Nur'un çevirmeye değil mi? Çalışın. Bina ya. Emir Dağ 1, 133'te geçiyor. Normal mi? Gitmez değil mi? Zaman zemin Risale-i Nur'un müsbet mesleği. Behl-i Vida ile değil fikren, değil fiilen, belki fikren ve zihnen dahi meşgul olmaya müsaade etmez. Kastamon 251. Zaman zemin Risale-i Nur'un müsbet mesleği, ehli bidâ ile değil fiilen, belki fikren ve zihnen dahi meşgul olmaya müsaade etmez. Üstadımız burada tevhidi, yani esasları nazara alıp bunlarla yürüyor. Külliyata, teferruata dahi şeylerin verdiği ihtilafi şeylere bakmıyor. Ve bu ihtilafi şeylere bakıp da aradaki ihtilaf kapılarını açmıyor. Bunun yerine esasla bir miyiz? Biriz diyor. Dolayısıyla füruata ve teferruata dair şeyleri, o şeylerin kapılarını kapatıyor. Esaslarla birleştiği için ittifak kapılarını gösteriyor. Ve esaslar ittifak eden kimselerin teferruatlarla metotlarla ihtilafı bir şeydir. Yani biz esaslara biriz, tamam. Ama ben şöyle anlıyorum. Ben bu şekilde hizmet edeceğim tarzındaki metot farklarında ihtilaf etmesi gayet fıtri bir şeydir. Çünkü her insan bir alemdir. 18 bin alem de bizde mevcuttur. Ve 18 bin alemin de her birimizde farklı farklı tezahürleri vardır. Ve fıtrat farkı, karakter farkı da burada karşımıza çıkıyor. Mizaç farkı. Yani birisi böyle düşünüyor aynı konuda, birisi böyle düşünüyor ama ikisi de doğru düşünüyor. İkisi de bu mananın içinde var. Tıpkı güneşten, yani tıpkı topraktan mesela bu elmayı almış. Bu topraktan almış elmayı. Bu da topraktan portakallı mandalina almış. Bu güneşten sarı rengi almış. Bu da güneşten turuncu rengi almış. Şimdi diyemeyiz ki güneşte sadece turuncu renk var. Veya diyemeyiz ki sadece güneşte böyle sarı veya yeşil renk var. Dolayısıyla ihtilafi şeylerin yerine İttifaki şeylere nazarları Üstad burada çekiyor. Yara geldi ama sesler mi geldi bilmiyorum. Bir de şu var, Risale-i Nur'un hedefine baktığımızda ilk hedefi ehl-i bidâ değildir. Ateist, komünist tarzından Cenab-ı Hakk'ı inkar eden kimselerdir. Dolayısıyla Üstad Hazretleri böyle müttedilerle, hocalarla vesaire ehl-i ilimle bu şekilde münazaraya sevk etmiyor. Onlarla meşgul olmayın diyor. Çünkü karşımızda diyor zındıka komitesi var. Büyük bir alev var, büyük bir yangın var, alevlere göklere yükseliyor diyor. İçinde iman tutuşmuş, evladım tutuşmuş, yanıyor diyor. Dolayısıyla üstadımız baktığımızda ehl-i bidâ değil, temelinde
Cenab-ı Hakk'ı kendisini inkar eden, yani Cenab-ı Hakk'ı inkar eden kimselerle daha fazla mübareze ediyor. Yine bu manada şu alarda birkaç yer var. Emir Dağlar arkasında geçen bir yeri okumak istiyorum. Bir taarruz olduğu vakitte münakaşa etmesin o şakitleri. Tam ihtiyatla beraber aldırmasınlar. Aldanan ehli ilim ve imansa dost olsunlar. Biz size ilişmiyoruz, siz de bize ilişmeyin. Biz ehli imanla kardeşiz deyip yatıştırsınlar. Emir Dağlar 103'te söylüyor bunu da. Peki şu anda hem bunlar müsbet harekete dair ve menfi harekete dair okuduğumuz bu şeylere göre alemde galip, yani alem demiş olduğumuz dünyada ve insan aleminde galip olan şey nedir? Hakim olan şey. Buna dair de bir yer okumak istiyorum. Ukul-i Selim'e yanında muhakkaktır ki, yani sağlıklı ve istikametli düşünen insanların yanında kesin bir hükümdür ki hilkat-ı hayır asıl, şer ise tebaidir. Yani hayır külli, şer ise cüz'idir. Hilkat-ı hayır asıldır, hayır. Şer ise tebaidir. Hayır külli, şer ise cüz'idir. Cem-i Fünun, biraz atladım burayı, Cem-i Fünun ve hüsn-i intizama birer şahidi sadıktır. Evet, külliyet intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa hüküm külliyete, hüküm külliyetiyle bütünlükle cereyan edemez. Evet, külliyet yani bütünlük intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa hüküm külliyetiyle bütünlüğüyle cereyan edemez. Yani umumiyet kesbedemez. Bazen intizam görülmüyor. Çünkü daire-i ufku nazardan daha geniştir. Tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için nizamın tasviri bir misalesi kendine gösteremiyor. Şimdi buranın müsbet hareketle ne alakası var gibi düşüneceğiz. Aklımıza direkt o geliyor. Çünkü bu muhakimattan alınmış olan bir yer. Ukul-i Selim'e yanında, yani istikametli, sağlıklı, doğru düşünen insanların dediğine göre ve aleminde sabit olduğuna göre kainatta asıl olan şey nedir? Hayırdır, hayrı mutlaktır. Şer ise onun yanında bir cüz'idir. Yani bunu arasında bir mukayese, mukayese aracıdır. Bir şeyde intizam olmazsa hüküm külliyetiyle, bütünlük haliyle cereyan edemiyor. Bazen intizam görülmüyor çünkü dairesi ufku nazardan daha geniş, tamamen tasavvuflu bir hata olunmadığı için nizamın tasviri bir misal kendini gösteremiyor. Yani burada müsbet hareket tıpkı ihlas gibi yüksek bir haslet olduğu için muhafaza edilmesi zor olan bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Yani insanlar neden ihlası kaybediyor? Çünkü ihlas çok yüksek bir haslettir. Bu sebeple hepimiz her an ihlası muhafaza edemiyoruz. Tıpkı bunun gibi müsbet hareket de yüksek bir haslet olduğu için daima biz bunu muhafaza edemiyoruz. Ve insanlık olarak bunu muhafaza etmekte zorlanıyoruz. Tamamını da ihata edemediğimiz için, yüksek bir hasret olması sebebiyle, biz külliyeti bozarak müsbet hareketi terk edip, farkında olmadan bile menfi harekete yönelmiş oluyoruz. Bilemiyorum, burayı anlatabildim mi? Yani müsbet hareket de tıpkı ihlas gibi yüksek bir hasret olduğu için, zihnimiz bunun tamamını kavrayamıyor, ihata edemiyor. Demiyor. Demediğimiz için de daima müsbet hareket edemiyoruz. İster istemez farkındayız veya değiliz, menfi harekete de kayabiliyoruz. Tabii bu ihlas için de aynı şey geçer. Yani bu formüldür. Her bir soru için bir formül ezberlemektense genel bir formülü ezberleyip bütün soruları ona göre çözmek gerekiyor. Bu kanuniyeti, bu formülü her iki şeye de uygulayabiliyoruz. Binaenaleyh umum fünunu şehadetiyle ve nazar hikmetten neşet eden istikra-i tamın, yani hadiselerdeki ortak yönleri görerek bir neticeye varma. Yani farklı farklı hadiseler oluyor. Bunların hepsinin ortak yönünü görüyorsun. Ha bu budur deyip bir neticeye varıyorsun. Yani bu istikra-i tam deniyor buna. Bu istikra-i tam da sabittir ki hilkat-ı alemde maksud-ı bizzat ve galibi mutlak, hüsün,
hayır, hak ve kemaldir. Dört madde. Hüsn, hayır, hak ve kemaldir. Buradan da şunu anlıyorum. Bu da ancak müsbet hareketle mümkündür. Menfi hareket hepsini tersine kalbediyor, tersine çeviriyor. Hüsnü kumtan, güzelliği çirkinliğe, hayrı şerre, hakkı batıla, kemali ise kusurlu bir hale çeviriyor. Ama şer ve kubuk ve batıl ise tebaiye ve mağlube ve mamuredir. Yani ikinci derecede, harap olmuş bir halde, asıl olmayıp böyle gölgeli bir şekilde görünmüştür. Çemden savret, yani böyle şiddetli şekilde de hücum etseler, bu şey, şer vesaire şeyler, bunların devamı, bunlar da muvakkattır. Çünkü nedir? Neden bunlar muvakkattır? Kainatta, kainatın yürümesi için Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu sistemde hüsn, hayır, hak ve kemal daha fazla, daha ağır bastığı için. Hatta onun için diyor ya, maddi ve manevi bir kıyamet kopmazsa diyor. Yani buradaki mana şu, eğer kainatta ve Müslümanlarda hüsn, hayır, hak ve kemal şunu şöyle kaydırsam onu da kaydırırsın, ses gitmez. Hüsn yerine kubu, hayır yerine şer, hak yerine batıl, kemal yerine kusur ve naksi ağır basıp maddi ve manevi bir kıyamete sebep olabilmesi de söz konusu olabiliyor. Hem de sabit değil ki Ekrem-i Halk Ben-i Adem'dir. Yani en mükemmel yaratılan Ben-i Adem'dir. Adem oldu. İstidadı ve sanatı buna şahittir. Hem de Ben-i Adem'in en eşrefi el-hak ve hakikat olan doğru Müslümanlardır. Bakın. Ben-i Adem'in en eşrefi el-hak ve hakikat olan Müslümanlardır demiyor burada. Doğru Müslümanlardır diyor. Yani bu doğru Müslümanlar tabir yerine dikkat edersek biz buraya müsbet hareket dememiz gerekiyor. Hakikat İslamiyet buna şehadet ettiği gibi İslamiyet'in vukuatı dahi buna tasdik edecektir diyor. Nerede? Muhakemat sayfa 40'ta söylüyor bunu. Demek ki hakiki İslamiyet'in yaşanması ve hadisat-ı alem bize çok dersi talim edeceğini de Üstad o zaman da bize söylüyor. Yani diyor ya, hadis istikbalin vukuatı tasdik edecek diyor. O zaman 1910'lardan. Demek ki 1910'lardan ta kıyamete kadar İslamiyet'in hak olduğunu ve doğru İslamiyet yaşanırsa bunun birçok getirisi olacağını Üstad ilhamen bize söylüyor. Demek ki istikbal sayfasını alacağımız çok manidar dersler var. Mesela tarihçede şöyle bir cümle geçiyor. Eğer biz doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'i layık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevç fevç dahil olacaklar. Peki biz doğru İslamiyet'i, doğru nurculuğu ve doğru İslamiyet'i layık olan nurculuğu nasıl göstereceğiz istikamet dairesinde? Temelinde müsbet hareketle göstereceğiz. Yani müsbet hareket bir zemin olacak. Biz de müsbet hareket ederek doğru İslamiyet'i, doğru nurculuğu göstererek başka insanların da bu davaya, İslamiyet'e ve mesleğimize gönül vermesine sebep olabileceğiz. Millet İslamiyet'in sebebi saadeti yalnız ve yalnız hakaiki İslamiye ile olabilir. Ve hayat içtimaiyesi ve saadet-i dünyevisi şeriat İslamiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur, emniyet zir zeber olur, ahlaksızlık, pis hasretler galebe eder, iş yalancılığa ve dalkavukların eline kalır. Kutbu-i Şami 75'te söylüyor. Peki müsbet hareketin terk edilmeye başlamasıyla genelde İslamiyet, özellikle de nurculuk ve daha özellikle de kendi şahsi alemimizde birçok esasatın ters çevrilip karşımıza çıkacağını anlıyoruz. Diyor, adalet mahvolur, emniyet zirüzeber olur, ahlaksızlık, pis hasretler galep eder, iş yalancıların, dal kavukların eline kalır diyor. Bunun sebebi nedir? Müsbet hareketin bilinmemesi, müsbet hareketin uygulanmaması, müsbet hareketin terk edilmesi. Bunlara sebep olur. Evet.
Peki menfi hareketin sebepleri neler olabilir? Bunu da alemimize düşünmek gerekiyor. Sırat-ı müstakim olan, bu da okuyacağım yere sırat-ı müstakim diye geçiyor. Ben oraya birkaç cümle ekledim. Sırat-ı müstakim olan müsbet hareket, şecaat, hikmet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adlu adalete işarettir. Sırat-ı müstakim ne diyor? Şecaat, iffet, hikmetin mezcinden, üçünün mezcinden, hülasasından ortaya çıkan adlu adalettir diyor. Biz bunu sırat-ı müstakim olan müsbet hareket olarak düşünecek olursak, müsbet hareketin içerisinde şecaat, iffet ve hikmet var. Yani bunlar ihtiva ediyor. Şöyle ki tegayür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç olan şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şeheviye behimiye, yani maddi zevkleri elde edip onlardan zevk alabilme kuvvesi. İkincisi zararlı şeyleri def için kuvve-i sebuiye-i gazabiye, yani zararlı şeyleri defe sevk eden his ve kuvvetler. Üçüncüsü, nef ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temiz için kuvve-i akliye meleki. Yani bu da bozulmamış, safi bir akıl. Bunun devamında, bunların ifrat mertebesi var, vasat mertebesi var, tefrit mertebesinden bahsediyor ama burayı okumayacağım. Bu da nerede geçiyor? İşaretül Caz 23'te geçiyor. Yani bu üç şey, neydi, menfi harekete sebep oluyor. Kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şehriye. Bunların ifrat ve tefriti, bir istikameti var. Yani ifrat ve tefritinden sebep insan menfi harekete biniyor. Kuvve-i akliyemiz ifrat mertebede, bu bizi menfi harekete sevk ediyor. Tefrit mertebede gene bizi menfi harekete sevk ediyor. Ama bunlar istikamet olan vasatta olursa, sünnet-i seniyye çizgisinde olursa, bunlar bizi istikamette tutuyor. Hani diyor ya, cemaatin zayıf olanı yürüyüşüyle yürüyün diyor. Ayetin tabirini hatırlayamadım ama zayıf olan yürüyüşüyle yürüyün diyor. Dolayısıyla zayıf olan yürüyüşle yürümek sünnettir. Siru seyri edafikum. Evet. Kendi halimde şunu müşahede ettim abi. Bir insan ifrat şekilde hareket ediyorsa bir müddet sonra cemaatten ayrılıyor ifrat hareket ettiği için hızlı koştuğundan. Bakıyor etrafında hiç kimse kalmıyor. Bu insan tek başına kaldığı için yeise düşüyor. Daha sonra bir insan tefrit olursa geride kalıyor. Bu defa bakıyor gene kimse olmuyor. Bu insan gene yeise düşüyor. Ama orta karar yürüyüşüyle yürüdüğü zaman bir insan ne yeyse düşüyor, ne de başka bir şeye düşüyor. Sünnet-i seniyye çizgisinde yürüyor, ortada vasatlar yürüdüğü için bu insan hayatını devam ettiriyor. Şimdi ne dedim? Bakara suresinin 27. ayetini geçiyor bir yerde. Üstad şöyle diyor. Mealini aldım buraya ben. Onlar ki anlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozan, Allah'ın korunmasını istediği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselerdir. İşte onlar hüsrana uğrayacaktır. Bakara suresi 27. ayetin mealinde. Burayı biz müsbet hareketi terk etmek şeklinde düşünelim. Onlar ki anlaştıktan sonra, hakikatları okuduktan sonra, anladıktan sonra müsbet hareketi terk ederek okudukları hakikatleri ihanet edip diğer dava arkadaşlarla, kardeşlerle, Müslümanlarla bağlarını koparıp bozgunculuk çıkaran kimselerdir. İşte onlar hüsrana uğrayacaklardır. Bu nereden almışım bunu, onu da söyleyeyim. Bunu yine sözlerden almışım. Fısk, yani burada fıskılan menfi hareket olarak düşünelim. Fısk, menfi hareket, haddan udul edip ayrılmak, hadden tecavüz, hayat ebediyeden çıkıp terk etmektir. Haddan udul edip ayrılmak, hadden tecavüz, hayat ebediyeden çıkıp terk etmektir.
fıskın, yani menfi hareketin menşei, kuvve-i akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i şehviye denilen üç kuvvetin ifrat ve tefritinden neşetidir. Evet, ifrat veya tefrit delillere karşı bir isyandır. İfrat veya tefrit delillere karşı bir isyandır. Yani bir hadis oluyor, kitapta böyle yazıyor diyoruz, şöyle şöyle diyoruz ama karşımıza ne diyor? Bizim cemaatimizin veya bizim grubumuzun böyle bir prensibi var. Kitapta böyle yazıyor ama diye çıkış yapıyor. Yani delile karşı bir isyan oluyor ifrat veya tefritle. Yani sayfaya alemde yaratılan delail ubudu ilahiye hükmünde, yani ilahi bir sözleşme gibidir. O delaile muhalefet eden Cenab-ı Hak'la fıtratın yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Ve keza ifrat ve tefrit hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intaj eden esbaptandır. İfrat ve tefrit hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intaj eden esbaptandır. Ve keza ifrat ve tefrit hayat-ı içtimaiye karşı isyan ateşini yakan iki amindir. Vay be! Hayat-ı içtimaiye karşı isyan ateşini yakan iki amin. Ne? İfrat ve tefrit. Evet, bu amiller hayat-ı içtimaiyeyi nizam ve intizam altına alan rabıtaları, kanunları keser, atar. Nerede diyor bunu? İşaret edeceğiz. 165'te söylüyor. Müsbet hareket etmek, atom bombası gibi tesirlidir. Risale-i Nur mesleğini nazara verirken daima müsbet hareketle nazara vermemiz gerekiyor. Şöyle geçiyor, işaret edeceğiz sayfa 6'da. Risale-i Nur mesleği odur ki zihinlerde bir iz bırakmamak için sahih ulemaya muhalif olarak muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki daha vehim ve vesveseye yer bırakmaz. Yani baktığında Risale-i Nur direkt tamir ediyor ama başka tarzlara, usullere baktığımız zaman önce seni çekiştiriyor, yaralıyor, yaraladıktan sonra sana merhem sürmeye çalışıyor. Tabi o da tutarsa. Risale-i Nur, taklidi iman, tahkiki iman çevirip, imanı kuvvetlendirip, iki cihanın saadetini kazandırıp, hüsnü hatimeye netice verir. En büyük dinsiz filozofları da ilzam etmiştir. Bu da nerede geçiyor? Tercihat 691'de geçiyor. Bu yapmış olduğum, benim bu 180 sayfadan hülasalandırdığımı bu şekilde not almış oldum. 15 sayfa var. Bu 15 sayfanın 11 sayfasını okudum. Bir kısmını şimdi gene atlıyorum çünkü yaklaşık 1 saat kadar olmuş abi. Kur'an'ın medeniyeti müsbet esaslar üzerinedir. Şeriattaki rahmet semai Kur'an'dır. Medeniyeti Kur'an esasları müsbettir diyor. 712 sözlerde. Yani şeriat müsbet hareketi ders veriyor. Kur'an bize müsbet hareketi ders veriyor. Sünnet-i Seniyye bize müsbet hareketi ders veriyor. Peki üstad gelenlerle ne konuşur tarihçi hayattan? Şimdi en önemli vazifenin fertlere ve cemiyetlere düşen hizmetin imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek olduğunu, zamanın en büyük davasının Kur'an'a sarılmak olduğunu, Risale-i Nur bütün kuvvetli bu meseleye hasr-ı nazar ettiğinden vatan ve millet düşmanları, gizli dinsizler, bahanelerle hücuma geçip aleyhte tahriklerde bulunduklarını. Fakat biz müsbet hareket etmeye mecburuz. Elimizde nur var, siyaset topuzu yok. Yüz elimizde olsa ancak nura kafir gelir diyerek nurun din düşmanlarını mağlup edeceğinden, müsbet hareket etmenin atom bombası gibi tesir bulunduğundan, Risale-i Nur siyasetle hiçbir alakası bulunmadığını, mesleğimizin en büyük esasının ihlas olduğunu, nazar-ı ilahiden sonra hiçbir maksat ittihaz edilmeyeceğini, nurun kuvvetinin işte bu olduğunu, ihlasla müsbet hareket etmekle inayet ve rahmet-i ilahiyenin Risale-i Nur himaye edeceği ilahi beyan ederdi. Bu son kısımda dedi. İhlasla müsbet hareketle inayet ve rahmet-i ilahiyenin Risale-i Nur himaye edeceğini. Yani demek ki biz ihlasla ve müsbet hareketle bu hizmette hareket edersek, düsturlar, esaslar mücadelesinde
Bizim bu hareketimiz zahmet ilahiyenin celbine ve bu hizmetin muhafazasına vesile oluyor. Yani biz hem hizmeti muhafaza ediyoruz, hem de hizmetin içinde kendimizi muhafaza etmiş oluyoruz. Neyle? İhlastan ve müsbet hareket etmekle. Çok güzel. Ama biz ihlası bırakıp, müsbet hareketi bırakırsak, rahmet ilahiyenin bu hizmetin muhafazasını da parçalamaya çalışmış oluyoruz. Dolayısıyla bu bütünlük bu rahmetin de dağıtmasına sebep oluyoruz. Bu insanlar ne zaman Risale-i Nur dinleyecekler diye ümitsizliğe düşme. Sonlara geliyorum. Bu insanlar ne zaman Risale-i Nur dinleyecekler diye ümitsizliğe düşme, merak etme. Katiyen bil ki Mele-i Âlâ'nın hadsiz sakinleri bugün Risale-i Nur'u alkışlıyorlar. Onun için hiç ehemmiyet yok. Kıymet, kemiyet de değil, keyfiyettedir. Bazen bir halis ve fedakar talebe bir de mukabildir diyerek diyesine gider. Tarihçe 472. Bediüzzaman ömrü boyunca müsbet hareket etmeyi düstur edinmiş, birkaç adamın hatasıyla güzel adamların zarar görmesine sebep olunmaz demiştir. Tarihçe 216. Müsbet ve menfi olmak üzere her insanın iki ciheti var. Evet, ey insan, sende iki cihet var. Biri icat ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. Diğeri tahrip, adem, şer, nefi, infial cihetidir. Birinci cihet itibariyle aradan serçeden, sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibariyle dağ, yer ve göklerden geçersin. Onların çekindiği ve izhar arz ettikleri bir yükü, yani emanet-i kübrayı kaldırırsın. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Elhasıl nefs-i emmare, tahrip ve şer cihetinde nihayesi cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'idir. Sözler 320'de geçiyor. Ekseriyet mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ekseriyet mutlaka ile menfi hareket dalalete sebep olur, şerre sebep olur, menfidir, tahriptir, ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyet mutlaka ile hidayet, yani müsbet hareket, hayırdır, müsbettir, vücudidir ve imar ve tamirdir diye de gene lemalar 71'de karşımıza çıkıyor. Peki, bizim vazifemiz nedir? Bizim vazifemiz nur ve nuranidir. Risale-i'nin has talebeleri, baki elmaslar hükmünde olan hakaik imaniyenin vazifesi içindeyken, zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazifeye kutselerine fütur vermemek ve fikirlerini bulaştırmamak gerektir. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazifeyi vermiş, onlar da zulümlü, zulümaklı oyunlara vermiş. Onlar bizden istina bir yardım etmediklerini ve elimize kutsil nurların müşteri olmadıkları halde onların karanlıklı oyunlarına, vazifemizin zararına bakmaya tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımıza dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envar-ı imaniye kafi ve vafidir diye tarihçi 299'da başımıza çıkıyor. Vaktimizi, o halde ne yapmamız gerekiyor? Vaktimizi kutsi davamıza sarf etmeliyiz. Ehl-i dalalet muhakkak hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nur-u Kur'an iktidardayız. Onlar ehl-i muhakkak hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nur-u Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için, bizim meselemizin en küçüğü bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divaneye diye bizim muazzam meselemizi tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Bu da Emüda 1.44'te geçiyor. Madem bize, son kısımları şunlar söylüyor, madem bize üstadımız menfi harekete izin vermiyor, öyleyse biz de rahmet-i ilahiyeden niyaz ederek ahdediyoruz ki, din düşmanlığı ile üstadımıza zulmeden o gaddar, insafsız zalimlerden intikamımızı şöyle alacağız. Risale-i Nur ölünceye kadar mütemadiyen okuyacağız ve neşrinde sebat
ve sadakatle hizmet edeceğiz. Onu altın mürekkeplerle yazacağız inşallah. Biz de menfi hareket edenlere ve menfi hareket edenlere o şekilde mukabele bilmesinle bize cevaz vermeyen üstadımıza bu şekilde ahdediyoruz. Ölünceye kadar mütemadiyen Risale-i Nur'un leşinde sebat ve sadakatle hizmet edeceğiz. Ve zalimlerden doğru bir şekilde biz yaşayarak intikamımızı almış olacağız. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zaman cazibeden fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizi ve sizi gaflet uykusunun en derin tabakaların dalmanın içindeki yakazay-ı kazibeyi intibah zannettikleri olan nevm-i gafletten uyandırsın. Bunlar da Badıl-ı Mesnevi'de geçiyordu bu dua. Son olarak da Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavat vel aradi ya halık ve ya halık külli şey gökleri yıldızlarıyla, zeminin müştemilatıyla ve bütün mahlukat bütün keyfiyatı tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ve batlığımızı bize musahhar kıl. Kur'an'a ve iman hizmet için insanların kalplerini misalde musahhar yap ve bize ve ihvanımızı iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'ın denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi, Hz. Davut Aleyhisselam'ın dağı demiri ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın cinni ve insi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kamer tesir ettiğin gibi Risale-i kalplerimizi, akıllarımızı musahhar kıl ve bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşine muhafaza ile ve cennet-i firdevs'te mesut kıl. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.